Evet, ders çalış. Bir sorun var. O sorunu 3 farklı yerden sana yanıtlayacağım. Sorun şu. Hocam, benim de kafama takılan bir soru var. 2 tane hocaya sordum, cevap alamadım doğru düzgün. Basit harmonik hareket yapan bir cisim uçlarda ivmesi maksimum olmasına rağmen hızı sıfır oluyor. Bu nasıl mümkün olur? Mümkün oluyor. Bir basit sarkaç üzerinden, buna basit sarkaç sistemi diyoruz. Bir de yaylı sarkaç sistemi üzerinden anlatacağım. Bu bir. Bu birinci videom olacak. İkinci videomda düzgün çembersel hareketin dikiz düşümü olan basit harmonik hareket denklemlerini çıkararak bu denklemler de matematiksel olarak sana ifade edeceğim, ispat yapacağım. Üçüncü yönteminde de türevi kullanacağım. Birazcık onun öncesinde videonun başında türev alma kurallarından kısaca bahsedeceğim. İşime yarayan kısmını ilgileneceğim tabii ki. Daha önceden türevle ilgili kısa bir anlatım yapmıştım olimpiyat öğrencileri için. Fakat orada kosinüs, sinüs gibi trigonometrik fonksiyonların türevinden bahsetmedim. Burada ondan bahsederek 3. videomda ne yapacağım? Yine bir ispat yapacağım. İspat seviyorsan umarım hoşlanacaksın. Şimdi dedik ki işte önce bir şurayla başlayalım. Şu hareketinde dikiz düşümü, yani yukarıdan bir ışık vurursam şu topun buraya doğru gelip buradan geri dönerken ki yaptığı salınım hareketinde, titreşim hareketinde aslında benim izleyeceğim bir gölge olacaktır. Bu gölge x eksenindeki, şu x ekseninde ne yapacaktır? Şuradan top buraya gelirken gölge buraya doğru gelecek. Top yukarı doğru giderken gölge buraya gidecek. Top sonra geri dönecek. Şuraya doğru gelecek. Gölge buraya, sonra gölge buraya. Yani burada böyle bir gidip gelme hareketi, titreşim hareketi, salınım hareketi, sinüzoidal hareket yaparken burada da böyle 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 bir hareket yapacağız. Tamam. Şimdi soruda diyorsun ki bak, uç noktalarda hız sıfırken ivme neden maksimum? Burada hızı sıfır. Burada hızı sıfır. Burada ivmeyi maksimum ve burada ivmeyi maksimum buluyoruz. Neden ola? Şimdi bir, M kütleli parçacığın çektim. Teta bu arada küçük bir açı. Yaklaşık mesela 5 derece falan olsun. 10 dereceden daha büyük açılar kullandığınızda, şu kocaman açtığınızda burada tırtlıyor matematik. O yüzden basit harmonik hareket yapan bir basit sarkacın o açı miktarı küçük bir şey olmalı. 3 derece, 5 derece, 7 derece falan. Şimdi bunu çektim. Şu anda herhangi bir hızı var mı? Yok. Bak, hızı sıfır. Peki bıraktığımda orada kalır mı? Yok hocam, orada kalmaz dersin. İyi de neden kalmaz? Bir fiziksel olarak gel ispatlayalım. Neden kalmaz? Çünkü şu MG'nin yere doğru olduğunu biliyorum ben. Bu MG'nin bir bileşenini şu yönde bulacağım. Yani şurada bak, iki tane eksen verdim. Bu eksene şöyle bir paralel çizersem, bir de buradan çizersem, bir şu bileşenini bulacağım, bir de bu bileşenini. Peki bu bileşenler ne yapacak? Şimdi MG'yi buraya yazarsam, şu açı teta ise yön değişten bu açı da teta yapar. O zaman bu MG çarpı cos teta'dır. Bu da MG çarpı sin teta'dır. MG sin teta kuvveti cismin bu yönde harekete geçmesini sağlar. Fakat MG cos teta cismin aşağı doğru ya da yukarı gitmesini sağlayamadığı için şuradaki ipin gerilmesini sağlayan kuvvettir. Yani ip gerilmesi MG çarpı cos teta eşittir. MG çarpı sin teta ise bize ivmeli hareket yaptıran kuvvettir. Buna geri çağırıcı kuvvet diyoruz. Peki bu kuvvet MG sin teta ekseninde şuraya doğru cisim hız kazanıyorsa bir ivmeli hareket yapar mı? Yapar. Buna m çarpı a dersem m'ler gider ve a ivmesini g çarpı sin teta kadar bulmuş olursun. Bu teğetsel ivmedir. Bak, merkezcil ivme falan değil. Bu teğetsel ivme. Bu teğetsel ivme sayesinde parçacığım ne yapacaktır? Bu tarafa doğru harekete geçecektir. Tam buraya geldiği zaman tekrar bir kuvvet diyagramını çizersem ip gerilmesi var. Şöyle şu ipim olduğu için yukarı yönde bir ip gerilmem olacak. Aşağı doğru MG'miz olacak. Sana soruyorum. Şimdi x ekseninde şu eksende bir
kuvvet var mı? Yok. Ama sonuçta aşağı doğru bir MG varsa T ip gerilmesi T MG'ye eşit oluyor. Neden? Çünkü sen buraya geldiğinde düşeyle yaptığını ÇTT dersem, eğer bu noktaya A noktası demişsem, şurası A noktası, buraya da B noktası demişsem ve şuraya da C diyeceğim birazdan. Buraya gelecek çünkü. Ben şu denklemi şöyle yazabilirim. B noktasındayken T dediğim yine MG çarpı cos teta'dır. Teta artık 0 derece olduğu için cos 0 nedir? 1'dir. O yüzden T'yi biz MG kadar buluruz. MG çarpı sinüs teta da MA'ya eşitse, M'leri sadeleştirdim. G çarpı sin 0 A'ya eşitse, sin 0 0 olduğundan A ne çıkar? O noktadan geçerken, B noktasından geçerken A değerinin 0 çıkar. A süper. C noktasına doğru geldim. Mesela C noktasındayım. Yine MG'nin iki bileşeni olacak. Biri bu, biri bu. Düşeyle yaptığım o açı teta olduğu için burası yine teta. Şuradan. O zaman yine bu MG cos teta. Bu da MG çarpı sin teta. Evet. Yani parçacık aşağı doğru geldi 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 B noktasından geçti. Yukarı doğru C noktasına giderken hareket yönüne ters yönlü olan bu kuvvet cismi yavaşlatır. Cismi yavaşlatır. Hareket yönüne ters yönlü çünkü. Ama burada hareketin aynı yönlü olduğu için cismi ne yapar? Hızlandırır. Hızlandırır. Zaten şöyle de diyebilirsin. Potansiyel enerji A'dan B noktasına giderken ve B'den C'ye giderken burada potansiyel enerji azalmıyor mu? Yere yaklaşıyorsun, bak potansiyelin azalıyor. O zaman mekanik enerji korunumuna göre kinetik enerji ne olacaktır? Artacaktır. Senin B noktası potansiyel olarak en küçük potansiyel enerjiye sahip. Yani B noktasında potansiyelin minimum, yere en yakınsın. O zaman orada kinetiğin ne olmalı? Maksimum olmalı. A ve C noktasında ise potansiyelin maksimum, yani en çok yerden yükselebildiğin kadar yükselmişsin. Orada da kinetiğin enerji ne olacaktır? Minimum olacaktır. Yine C noktasında potansiyelin maksimum olduğu için C noktasındaki kinetiğin minimum olacak. Çünkü ikisinin toplamı mekanik enerji veriyor. O zaman A'dan B'ye giderken tekrar ediyorum, potansiyel enerji azalıyorsa ve kinetik enerji artıyorsa B'de o zaman benim parçacığımın hızı ne olur? Maksimum olur. Çünkü orada kinetik enerjim maksimum. Ve B'den C'ye giderken hareketime ters yönlü kuvvet yüzünden yavaşladığım için kinetik enerjim tekrar azalır. Potansiyel enerjim ise artar yerden yükselmeye başladığım için. Böylelikle kinetik enerjim azalacak azalacak, tam B C noktasına geldiğimde kinetik enerji orada ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Kinetik enerji sıfırsa 1 bölü 2 mv karenin kinetik enerji olduğunu biliyorsam hızımın da ne olması gerekiyor? C noktasında sıfır olması gerekiyor. Ben demek ki buradan buraya doğru gelirken hızlanıyorum. Buradan buraya doğru giderken ise ne görüyorsun? Yavaşladığını görüyorsun. Madem önce hızlanıp sonra yavaşlıyorsan burada maksimum hız değerine sahipsin. Uçlarda ise hızının sıfır olmasının sebebi zaten kazandığın potansiyeli tamamen tekrar kaybettiğin potansiyel enerjiyi tekrar kazanmış olman. Sen potansiyel enerjini kaybettiğin için B noktasına doğru giderken, A'dan B'ye ya da C'den B'ye giderken ne yapıyorsun? Hızlanıyorsun. Ama B'den C'ye gidiyorsan ya da B'den A'ya geçiyorsan o kazanmış olduğun kinetik enerjiyi tekrar potansiyele çevirdiğinden uç noktalarda hiç kinetiğin kalmıyor ve hızın ne oluyor? Sıfır olmuş oluyor. Hız sıfırken geri çağırıcı kuvvetin de ne olduğunu görüyorsun, bak MG sin teta. Şimdi geri çağırıcı kuvvet MG sin teta, ivme de G çarpı sin teta bulduğuna göre teta açısı azaldıkça İvme ne olacaktır? Azalacaktır. Teta açısı arttıkça ivme ne olacaktır? Artacaktır. Çünkü sin teta teta açısıyla doğru bir orantılı. Ben B'den C'ye doğru gittikken teta açısı ne oluyor? Artıyor. Peki artıyor, artıyor, artıyor. En büyük değeri, teta değerine nerede ulaşıyor? C noktasında. O yüzden C noktasına geldiğinde açın teta kadar olduğu için ivmen de ne oluyor orada? Maksimum oluyor. İvme maksimumsa kuvvet eşittir MA olduğu için ne olacaktır? Kuvvetin de maksimum değeri almış olacaktır. Evet, birincisi basit sarkıç üzerinden anlatmış olduk. Bir de şunu unutma, bir araç direksiyon kırmadığımızı düşünün. Doğrusal bir yolda gidiyoruz. Bir aracın dönüş hareketi yapabilmesi için, yani artı yönde giderken
eksi yönde gidebilmesi için önce artı yönde gidip frene basıp durması, sonra vitesi geriye alıp geriye doğru gitmesi lazım. Hızın sıfır olmadan asla dönüş hareketi yapamazsın. Yani yönünü değiştiremezsin. Artı yönde gidip eksi yöne gitmek istiyorsan, kuzeye giderken güneye gitmek istiyorsan, doğuya giderken batıya gitmek istiyorsan mutlaka frene basıp yavaşlayıp hızını sıfır yapıp ondan sonra ters yönde hızlanman mümkündür. Yani A'dan C'ye geldikten sonra C'den dönüş yapıyorsam C noktasında hızım sıfır olmalı. C'den A'ya geldikten sonra A'dan geri dönüyorsam A noktasında hızım zaten sıfır olmalı. Bir de bunu yaylı sarkaç üzerinden anlatalım şimdi. Yani sarkacı da göstereyim ki bir de oradan pekiştirmiş olalım. Hay Allah, yaylı sarkacı şey yaptık. Evet, başlangıçta şurayı uzatayım. Denge konumunda bir M kütleli cisim var. Şuraya bir yaylı sarkaçta yayı bağlamışım. Onda yay sabiti K kadar. Açılmamış ya da sıkıştırılmamış. Ben bu parçacığı bu noktadan buraya doğru sıkıştırırsam, itersen bir F kuvvetiyle. İttim, 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 yayı sıkıştırdım. Yayı x kadar itmişsem şu mesafe eğer x ise bu noktada 1 bölü 2 kx kare kadar potansiyel enerji depolamışım demektir. Eğer o kuvveti kaldırırsam yani elimi çekersem hem kütleli cismi itmekten vazgeçersem yay sıkışan yay cisme ne yapacaktır? Bu yönde bir kuvvet uygulayacaktır. Bu kuvvetin etkisiyle cisim bu yönde ne yapacak? Harekete geçecek. Tam bu noktaya geldiğinde yay eskisi kadar açılacaktır. Yani sıkışma ve açılma miktarı ortadan kalkmış oluyor. O zaman bu noktadan geçerken potansiyel enerji ne olur artık? Sıfır. Çünkü x uzanımın ya da sıkışma miktarın yok. Burada ise bu değeri alıyordu. Sen buraya doğru yaklaştıkça x değerin ne oluyor? Azalıyor. Yani potansiyel enerji ne oluyor? Azalıyor aslında. Bu yönde gidiyorsan. Sonra bu noktadan öteki tarafa doğru geçerken artık bu yayı açmaya başlayacaksın. Açtın. Ne kadar? X kadar. X kadar açıldığına göre tekrar burada bir potansiyel enerjin oldu mu? Evet oldu. Yani bu yönde gidiyorsan tekrar x değerin arttığından potansiyel enerjin artıyor. Peki yine burada mekanik enerji korunumu söz konusu mudur? Evet söz konusudur. Nereden itibaren? Tabii ki buradan, hareketin burasından itibaren. İlk başta mekanik enerji korunumu yok. Bir F kuvvetiyle dışarıdan birisi bu sisteme enerji aktarıyor. Sonra F kuvvetini kaldırıyoruz. Böylelikle madem ki enerji potansiyel artı enerji kinetiğin sabit kalması lazım. O zaman tam bu noktaya geldiğinde potansiyel enerjim sıfır oluyorsa kinetik enerjim baştaki potansiyel enerjime yani 1 bölü 2 kx kareye eşit olmalı. Buraya geldiğimde ise bütün kinetik tekrar potansiyele dönüştüğü için burada kinetik enerji ne olmalı? Sıfır olmalı. Peki zaten başta şurada duruyor muydu kinetik enerji sıfır mıydı? Sıfır. Evet. Çünkü kinetik enerjiler sıfırken hızların uç noktalarda yine sıfır olduğunu buldum mu? Buldum. Orta noktadan geçerken, denge konumundan geçerken maksimum kinetik enerjiye sahibim. Çünkü yayda depolanan potansiyel enerjinin hepsi kinetiğe dönüştü. O zaman yine orta noktadan geçerken hızım ne olacak demek ki? Maksimum değeri alacak. Burada hız maksimum, burada hız sıfır ve burada hız sıfır. Çünkü buralarda kinetik enerjiler sıfır. Yine kuvveti dikkate alalım. Kuvvet Hooke kanununa göre K çarpı X formülüyle bulunduğundan ve F eşittir ma olduğu için aslında ben F yerine ma yazarsam ma eşittir K çarpı X gibi bir şey bulurum. M kütlem sabit, K sabit. İvmenin artması için X'in yani sıkışmanın ya da açılmanın artması lazım. Burada dikkat edersen hiç sıkışma var mı? Yok. Ama ben bunu bu tarafa doğru getirdiğimde x kadar sıkıştırdığıma göre bu yönde giderken aslında x değerini artırdığım için ivmeyi ne yapıyorum? Demek ki artırmış oluyorum. Peki dönüşte tekrar buraya doğru gelirken x değerim azaldığına göre ivme ne oluyor? Azalıyor. Ve burada x eşittir tekrar sıfır olduğu için ivme ne olmuş oluyor? Sıfır. Orta noktada ivme sıfır. Burada ise ivmeler maksimum değerini alıyor. Sonra bu noktadan bu tarafa doğru geçerken uzanım artıyor. Sıfırdan pozitif x değerler alıyorum. X arttıkça ivme tekrar artmış oluyor. İvme artarak burada x'in en büyük değerini aldığı için ivme de burada ne olmuş oluyor? Maksimum değerini almış oluyor tekrardan. Yine ne gördük? İvmenin maksimum olduğu yerlerde kinetik enerjilerin ve hızların sıfır olduğunu, ivmenin maksimum olduğu yerde de kuvvetin maksimum olduğunu olursun. Çünkü işte F, K
K çarpı X olduğuna göre X artıyorsa zaten kuvvet artıyor. Yani sen parçacığı şuradan buraya kadar sıkıştırdın, sıkıştırdın. Orada en büyük kuvvet, zaten sıkıştırabildiğin kadar sıkıştırdın, en büyük kuvvet hissediyorsun, kuvvet maksimum. Sonra elini çekiyorsun ve bu maksimum kuvvet sayesinde yay itilmeye başlıyor. İtiliyor. Tam denge konumuna geldiğinde artık yay Hooke kanuna göre K çarpı sıfırdan sıfırlık bir kuvvete maruz kalıyor. Ancak kuvvet sıfır olsa da artık parçacığın bir hızı var. Yani duran cisim durmaya devam eder kuvvet sıfırsa. Hızı olan bir parçacık kuvvet sıfırsa ivmeli hareket hızıyla yoluna ne yapar? Devam etmek ister. Niye ivmeli dedim? Çünkü o noktadan o V hızıyla geçtiği an artık yay açıldığı için açılan yay cismi geriye doğru çekmeye başlar. Yani bu yönde gidersin, bu tarafa doğru gidersin ama seni çeken kuvvet, açılan yay seni geriye doğru çekeceği için senin artık ne yapmanı sağlar? Yavaşlamanı. Yavaşlarsın ve sonunda hızın tekrar o uç noktada ne olur? Sıfır olur. Evet, bu birinci videomuzdu. Şimdi ikinci videomuzda düzgün çemberler hareketin dik yüz düşümünden yararlanarak trigonometrik fonksiyonları kullanarak ispat yapacağım. Umarım faydalı olmuştur ders çalış.